Çoğu zaman sadece fizik muayene tanı koymak için yeterlidir. Özellikle hastalarımıza ayakta yaptığımız muayenede öksürterek kasık bölgesinde şişliklerin ortaya çıktığını görmemiz ve o bölgeyi muayene etmemiz, yumuşak bir şişliğin olması ve yatırdığımız zaman da tekrar yaptığımız muayenede o şişliğin kaybolmuş olması kasık fıtığı olduğunu bize yönlendirir. Küçük fıtıklarda bazen dışarıya doğru şişlik olmadığı dönemlerde başlangıç aşamasında fizik muayene bulgusu olmayabilir. Böyle durumlarda ultrasondan yardım isteyebiliyoruz. Ultrason aynı zamanda bize kasık bölgesinde başka şikayetlerle, başka problemlerle gelen hastalarımız için de ayrıcı tanıda faydası olmaktadır. Özellikle bu bölgelerdeki ağrı, şişlik meydana getiren yine lenf bezlerinin iyi ya da kötü şekilde büyümeleri ne ultrason bize göstermektedir. Yine özellikle sporcularda kasık bölgesi ağrılarıyla çok sık olarak karşılaşmaktayız. Böyle durumlarda özellikle oradaki kas iskelet sistemiyle alakalı problemleri ortaya koymak adına manyetik rezonans yani MR, gerekirse bazen tomografi ve yine ultrasonla yardım almaktayız. Bunlar bize hem kasık bölgesindeki küçük başlangıç fıtıklarını ya da eğer fıtık yoksa ne tür bir problem olduğunu ortaya koyacaklardır. Burada küçük bir parantez açarak bayanlarda görülen bir fıtık türünden bahsetmek istiyorum. Femoral herni diyoruz. Femoral herni bayanlarda daha sık karşılaştığımız bir fıtık türü ve boğulma riski oldukça yüksek. Dar bir alandan hemen kasık bölgesindeki ana damarların üzerinden çıkan bir fıtık türü. Bu fıtığın tanısı özellikle çok küçük olması nedeniyle ve dışarıda şişlik oluşturmaması nedeniyle fizik muayeneyle konulamamaktadır. Yine bayanlarda kasık bölgesinde ağrı, karın ağrısı, bulantı, kusma özellikle kilolu bayanlarda karşılaştığımız zaman bu akla gelmedi. Ve böyle durumlarda da yine bu ultrason gerekirse tomografi gibi yöntemlerden de faydalanabilmekteyiz.